mısınız? Çekiyorum, buradayız. Onu bir katılalım. Evet. Annem nerede şimdi? Evet, bakıyorum, buradayız. Sizi oyalamayayım. Evet, buyurun. Hanımefendi de çok çekilmek istiyorum. Başkanım. Buyurun. Buyurun. Gel sen şurada. Gel çek şöyle gel. Koşuyor musun? Ben size gideceğim. Aç oraya. Aç oraya. Aç oraya. Teşekkür ederim. Başkan beni ben çekelim. Evet gençler. Şu önü bir boşaltalım lütfen. Bu tarafı bir açalım. Bunu açalım ön tarafı. Telefonu verelim. Evet. Alanya'da 3-4 mahallede Türk kalmadı. Mahmutlar, Tosmur. Efendim Ruslara burada çatır çatır Ukraynalılara ev satılıyor. Hocam size her gün yazıyorum onu Instagram'da. Yabancıya satışı durdurun hocam. Hocam çok ev bulamıyorum. Gönderilmezlerdi. Onlar vatandaşlıkları çözeceğiz. Yani, hocam bulursunuz. Yani Suriyeliler satıyorlar bunu. Ukraynalı'da bir problem. Hepsi su problem. Şey gelsin, turist gelsin, üç aracayla kalsın gitsin. Başkanım şuraya da bakalım.
Sevda Gülsüncel. Paralel boyutta alabilir miyim? Parti sözcüsünün resmi. Evet çocuklar, yemeğe geçiyoruz. Son 10 tane merkeze gireceğiz. Son bir resim alabilir miyim? Tamam, alalım. Adam bekliyor. Adam gitti. Tamam arkadaşlar. Yok olmaz olmuş. Her Ben çekeyim abi, artık kameraya aç. Başkanım bir kere çekelim. Var doğru. Milliyetçiler olarak hazırlık olarak kaldık. Burada da başkanım çekilebilir miyiz? Burada. Hangi okulda okuduk? Çoğu okulda var. PKK yanlışı çok tezahürlenen gerekeni yapıyor. Başkanım. Başkanım. Dergirsin. Ha tamam, şimdi oldu. Tamam. Gel teşkilata. Evet. İlçe açılışı için bir 15-20 dakika koyalım. Ha biraz yoruldum. Tamam da teşkilata kimse var mı? Var takımda. Ha zaten burada bile. Ya abi. Evet. Burada çay vermeye çalışıyor. Mevzileri vurmaya başladı. Allah Müslüman
İslam kuvvetlerinin yardımcısı olsun. Askerimizin ayağına taş değmesin. Amin. Allah hepsini tek tek korusun. Amin. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en seçkin ordularından birisi, Türk askerleri dünyanın en kahraman askerleri olmasına rağmen Erdoğan'ın Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta izlediği yanlış politikaları silahlı kuvvetlerimizin yanlış politik hedeflerden dolayı düzeltmesine yazık ki mümkün değil. Ve bir taraftan Erdoğan bölücü terör örgütünün kültür propagandasına destek veren Ahmet Kaya adlı zatın mezarını Türkiye'ye getireceğiz der diye HDP'ye şirinlik yaparken öte yandan Mehmetçiyi Suriye'ye yolluyor ya, biz bunu yemeyiz arkadaş. Biz buna evet söylemeliyiz. Türk milletinin vatanseverlik duygularını bu şekilde istismar etmemize alkış tutmayız. Ordumuzun yanındayız, askerimizin yanındayız, Erdoğan senin karşındayız. Yıllarca uyardık, Suriye'de yanlış politika izliyorsunuz, Beşar Esad'ı devirmeye çalışırsanız burada IŞİD devlet kurmaya çalışır, PKK devlet kurmaya çalışır dedik, dinlemediniz ve Türkiye'yi bir batağa sürüklediniz. Şimdi doğru politikaları izleyip Suriyelileri Suriye'ye yollayıp Türk ordusunu Suriye'den vatan sınırları içerisine çekeceğinize inatla hatada ısrar ediyor ve Türkiye'nin başını belaya sokmaya devam ediyorsunuz. Çok değerli Zafer Partili kardeşim, bize hep soruyorlar. Evet, Zafer Partisi doğru bir şey söylüyor. Sığınmacıları vatanlarına yollayacağız diyorsunuz. Peki yapacağınız bir tek şey bu mu? Bunun dışında bir programınız yok mu diyorlar. Tabii ki bunun dışında da bir programımız var. Tabii ki biz son 20 senede tahrip edilen Türk ekonomisini ranta, faize bağımlı hale getirilen, üretimden koparılan Türk ekonomisini tekrar ayağa kaldıracağız. Tekrar üretime döndüreceğiz. Azmış başını giden enflasyonu kontrol altına alıp tek haneli rakamlara hızla indireceğiz. İşsiz kalan insanlarımızı işe kavuşturacağız. Devlette liyakat ilkesini tekrar geçerli kılacağız. Türk milletine, Türk devletini geri vereceğiz. Bugün anonim şirkete, aile şirketine çevrilmiş devlet yapısını tekrar kuruluş ayarlarına geri getireceğiz. Ve yine
Türk bayrağının altında büyük bir millet olmanın şuuruyla birleşeceğiz. Evet, yapacağımız çok iş var. Ancak bütün bunları yapabilmek için öncelikle bu ülkeye son 11 sene içerisinde gelen ve sayıları 13 milyona aşan sığınmacıyı, kaçağı vatanlarına yollamamız gerekiyor. Önce bununla başlayacağız. Bir nolu kararnameyi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırladık. Eğer Türk milleti 2023 seçimlerinde bize yetki verirse, bir sene içerisinde bütün sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacağız. Bu konuda Hava Yolları da
son 5-6 seneden bu yana doktorlarımız yurt dışına gidiyor, mühendislerimiz yurt dışına gidiyor, bilgisayarcılarımız, yazılımcılarımız yurt dışına gidiyor. O yurt dışına giden evlatlarımızı Türkiye'ye geri getirmek için de Zafer Hava Yolları devreye sokuyor. Erdoğan 40 milyar harcadık, bir 40 milyar daha harcarız diyordu. Kalacaklar, vatandaşlık vereceğiz diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi 2016'da, 2021'de iki tane çalıştay yapmış, Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurmaya karar vermiş. Suriyeliler Türkiye'de kalacaklar. Bu gerçeği artık kabullenmek zorundayız diyordu. Ve İYİ Parti Ümit Özdağ kafayı Suriyelilerle bozmuş. Türk halkında bunun bir karşılığı yok diyordu. Ama Zafer Partisi kuruldu. Türk milletinin hukukunu savunmaya başladı. Suriyelileri, Afganları ve diğerlerini vatanlarına yollayacağız dedi. Şimdi görüyoruz. Hepsi teşhis ayalar. Sadece Suriyelilerimi, Afganlarımı, diğerlerini mi vatanlarına yollayacağız? Hayır. Biz aynı zamanda iktidara gelir gelmez tertemiz Türkiye diye bir proje başlatacağız ve uyuşturucuya karşı dünya tarihinin en büyük mücadelesini vereceğiz. Uyuşturucuyu sokaklardan çalışacağız. Okullardan uyuşturucu bulunmayacak. Meydanlarda, pazarlarda uyuşturucu bulunmayacak. Torbacıların değil, baronların kafasını kıracağız. Torbacıların cemaatine, yerli ve milli esnaflara hesap soracağız. Arkadaşlar, uyuşturucu büyük bir tehlike. Türk gençliğini içeriden yok etmek için, çürütmek için uyuşturucu sinsi bir şekilde ülkemize yayılıyor. Bugün İstanbul'daki uyuşturucu kullanım oranı Stockholm'den daha fazla, Berlin'den daha fazla ve Türk milleti, Türk gençliği adeta elimizden çalınmak isteniyor. Antalya'da da uyuşturucunun ne kadar yayıldığını yakından izliyor, biliyorsunuz. Nerede üretiliyor, nereden sevk ediliyor. Zafer Partisi'nin iktidarında bu olmayacak. Çünkü Zafer Partisi'nin hiçbir milletvekilini satın alacak para yok. Biz uyuşturucuyla terörle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz. Ve Türkiye'yi tekrar tertemiz bir ülke haline getireceğiz. Uyuşturucunun pençesine düşmüş evlatlarımızı geniş bir rehabilitasyon programı çerçevesinde tekrar Türk milletine kazandıracağız. Onların anneleri ve babaları sağlıklı torunlarını çocuklarının kucaklarına alacaklar. Eğitimde de büyük bir reform hareketini başlatacağız. Biz
Türk milli eğitimini tekrar kuracağız. Ve ilkokulları 5 seneye çıkartacağız. Anaokulunu %100'lük bir orana hedefliyoruz, kısa zamanda çıkartacağız. Ve okul sistemini Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında görmüşsünüzdür. Okulu görürseniz tanırsınız, bu Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait dersiniz. Çünkü o binaların bir karakteri vardır. Okulların da karakteri olacak tekrar. Bahçe içinde olacak okullar, apartman okulları yasaklayacağız. Sınıflar geniş ama öğrenci sayısı az olacak. Anne öğretmen diye bir öğretmen uygulaması başlatacağız. Ve bu arada köy okullarının hepsini tekrar açacağız. 26 bin köy okulunda bir tane öğrenci olsa bile orada İstiklal Marşı söylenecek, andımız okunacak. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk milli eğitimi yine Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ekseninde Türk gençliğini 21. yüzyıla hazırlayacak şekilde yeniden örgütlenecek. Ortaokul 3 sene, lise 4 sene, meslek liselerinin sayılarını arttıracağız. Liseden mezun olan genç 7 sene içerisinde bir yabancı dili okuduğu zaman gayet iyi anlayacak şekilde yabancı dil öğrenecek. Üniversiteleri dil kursu olmaktan çıkartacağız arkadaşlar. Üniversitede dil kursu olmaz. Üniversitede hazırlık sınıfı olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde yabancı dilde eğitim de olmaz. Bravo. Şimdi düşünün, bir Türk hoca üniversitede içeriye giriyor, içeride de Türkler oturuyor, good morning diyor. O da onlardan da good morning diyor. Şimdi dışarıdan bir İngiliz baksa ne der acaba? Ya da şöyle düşünelim. Biz Oxford'a gittik, İngiltere'de üniversiteye. Sabahleyin İngiliz öğretmen hoca içeriye girdi. Günaydın gençler dedi. Türkçe. İngiliz gençler de günaydın hocam dediler. Evet. Var mı böyle şeyler? Yok. Yok. Bizde ne olmamalı? Çocuklarımız çok iyi İngilizce öğrenmeli, çok iyi Fransızca öğrenmeli. Ama üniversite bunun yeri değil. Bu işi lisede ve ortaokulda mükemmel şekilde bitireceğiz. Hoca! Ve üniversitelerin sayısını azaltacağız ama kalitesini yükselteceğiz. Ben 40 yıl önce Almanya'da okudum, tek kişilik odada kaldım. Ama bugün 40 sene sonra, 45 sene sonra 6 kişi, 8 kişi öğrenciler yurtta aynı odada kalıyorlar. Çocuklarımız bunu hak etmiyor. Üniversiteye giden her öğrenciye devlet tek kişilik odayı bir sene içerisinde oluşturabilecek imkanlara sahip ve biz Zafer Partisi olarak Türk gençliğine söz veriyoruz. Bunu bir sene içinde yapacağız. Üniversite gençlerine söz veriyoruz. Not ortalamanızı 80'in üzerine çıkartın. Aldığınız krediyi geri ödemeyeceksiniz. 80'in üzerinde, 80 ve 80'in üzerinde not alan ailesine karşı, milletine karşı, devletine karşı görevini yerine getirmiştir. Helal hoş olsun, o para orada kalacak. İki branş mı yapıyorsunuz?
İki ana branşına mı okuyorsun? O zaman iki burs vereceğiz. Bizim çalışkan, üretken bir gençliğe ihtiyacımız var. Gençlerimize bakın şimdiye kadar hiçbir program açıklamadık. Zafer Partisi'nin arkasındaki gençlik desteğinin nedeni Zafer Partisi'nin Türk gençlerine vaatleri değildir. Türk gençlerine çağrısıdır. Biz Zafer Partisi olarak Türk gençlerine Atatürk'ün hitap ettiği gibi ey Türk gençliği dedik, siz de kuşağı değil, Türk gençlersiniz. Anlayanlarda Türk gençleri oldu. Şimdi onlarla birlikte omuz omuza Atatürk Türkiye'sini tekrar birlikte kurmanın mücadelesini veriyoruz. Atatürk'ün bıraktığı emanete birlikte sahip çıkıyoruz. Uyuşturucuyu sokaklardan temizleyeceğiz. Eğitimi yeniden milli ve 21. yüzyıla yakışan bir eğitim haline getireceğiz. Ekonomide de sürdürülebilir planlı kalkınma dönemine geçeceğiz. Artık ADM'ler ve rezidanslar inşa etmeyeceğiz. Artık fabrika inşa etme zamanı. Artık üretim zamanı. Faiz, rant ve soyguna son, tavana son, Türkiye'nin kaçırılan zenginliklerini Türkiye'ye geri getirme zamanı. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Türk halkının 500 milyar doları yurt dışına kaçırıldı. Bu paraları ait olduğu yere Türk halkına iade edeceğiz. Ve 5 tane firmanın bütün ihaleleri aldığı bir ülkede serbest ticaretten bahsedilemez. Yeniden bir taraftan planlı kalkınmayı gerçekleştirirken dürüst ve verimli çalışan iş dünyasının önünü açacağız. Türkiye'nin artık tarımda ve sanayide üreten bir ülke olmasının zamanı geldi. 20 yıldan bu yana gelirimiz kadar değil, kredimiz kadar yaşıyoruz. Yani borçlanarak yaşıyoruz. Kazandığımızdan fazlasını borç alıp harcıyoruz. Artık geleceğimizi tekrar inşa etmek için, üreten bir Türkiye olmak için, yüksek teknolojiye ulaşan bir Türkiye olmak için sürdürülebilir, planlı bir kalkınma sürecine girmemiz gerekiyor. Devlet Planlama Teşkilatı'na tekrar kuracağız arkadaşlar. 12 yıllık kalkınma planları yapacağız. Bu çerçevede Türk sanayisini yeniden şekillendireceğiz. Marmara bölgesinde toplanmış sanayiyi, ağır sanayiyi, Trabzon liman olmak üzere Ankara ve Bursa hattını alacağız. Orta ölçekli sanayiyi Trabzon liman olmak üzere Kayseri'den Van'a kadar uzanan alanı alacağız. Bir üçüncü bölge Konya'da başlayacak Mersin limanı ve İskenderun limanı üzerinden Mardin'e kadar uzanacak. Burası Türkiye'nin aynı zamanda büyük, sadece Türkiye'yi değil, bütün bölgeyi besleyecek tarım havzası olacak. Çukurova ve Harran'da dünyanın en gelişmiş ziraat fakültelerini oluşturacağız. Ve dördüncü bölge İzmir'den başlayacak Afyon'a, yukarıda Balıkesir, aşağıda Denizli'ye kadar uzanan bölge, madencilik, yüksek teknoloji ve bu bölgede orta ölçekli sanayi merkezleri olacak. Antalya'yı unuttuk mu? Evet. Arkadaşlar, Antalya Türkiye'nin bir tarım, iki turizm merkezi.
bu bölgelerin içinde yer almayacak. Antalya için tek başına bir plan geliştireceğiz. Turizmde müthiş bir potansiyel sahip ve bu potansiyeli de zaman zaman kullanıyor Antalya. Ama burada bazı değişiklikler yapmamız lazım. Birinci değişiklik turizmde artık Antalya her şey dahil ucuz turistin hedef noktası olmalı. Antalya bunun için çok değerli. Bravo. Antalya bunun için çok değerli. Bravo. Antalya marka bir şehir. Antalya'nın Barcelona'dan geri kalır hiçbir yanı yok. Üstünlükleri var. Barcelona için. Onun için biz artık Antalya'da dünyanın zengin turistlerinin geleceği bir turizm sistemi istiyoruz. İki, Antalya aynı zamanda Türkiye'nin tarımının en önemli merkezlerinden bir tanesi. Bu gözden kaçırılıyor. Antalya'da çiftçinin arkasında olacağız. Nasıl bütün Türkiye'de olduysa. Ve alım garantisi vereceğiz çiftçiye. Biz Beşli Çete'ye alım garantisi vermeyeceğiz. Biz hastanelerden hasta garantisi vermeyeceğiz. Havaalanlarında uçak ve yolcu garantisi vermeyeceğiz. Geçmediğimiz köprülere araç garantisi vermeyeceğiz. Aksine bunları kamulaştıracağız. Ama Türk çiftçisine alım garantisi vereceğiz. Ve bunu Antalya'da da yapacağız. Türk halkı ancak bu şekilde karşı karşıya olduğu kıtlıktan çıkarılabilir. Buna izin vermeyeceğiz. Tabii bir başka husus da şu. Antalya bir ucundan öbür ucu 600 kilometre. Yani Ankara'dan İstanbul'a gitmek daha kolay. Doğru mu? Evet. Alanya'da üniversite var. Alanya'da çok geniş bir sosyal yaşam var. Çok güçlü bir ekonomi var. Ama Alanya'da bir şey fazla bir şey eksik. Alanya'da fazla olan şey nüfusun 1/3 yabancı. Onlar gidecekler. İki, Alanya'ya bir bina yapacağız. Adana'da Türkiye Cumhuriyeti Alanya Valiliği diyeceğiz. Evet, sevgili Zafer Partililer, sevgili Alanyalılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Daha yeni başlıyoruz. Sevgili gençler, daha yeni başlıyoruz. Sağolunlar. Başka.
Değerli misafirlerimiz, birazdan yemek ikramımız olacak. Yemek ikramının ardından teşrif açılışımız için toplarla teşkilat edeceğiz. Ankara'da çektiğinde çok çekiliyor. O kadar var.